Son günlerde ülkemiz başta olmak üzere Aydın'da da böyle intihar, işte ne bileyim, cinayet olayları çok fazla yaşanmaya başladı. En çok hepimizi şok eden, hepimizi derinden yaralayan da geçtiğimiz günlerde, yani geçtiğimiz gece Söke'nin Bağdat ilçesinde yaşanan, işte 11 yaşındaki bir kız çocuğunun kendini ipe asmasıydı. Yani bu son gelişmeleri de biz sizden dinlemek istiyoruz. Neler oldu? O akşam istihbarat bana ulaştığında tabii ki şaşkına döndüm. Zira 35 yıldan bu yana bu sektör içerisindeyim. İntihar eden 11 yaşında bir kız çocuğuydu. Yani bir 11 yaşındaki kız çocuğu intiharı nereden bilecekti? Ölümü nereden bilecekti ki iple evlerinin banyosuna kendisini asmıştı? Şaşkına döndüm. Tabii ki hemen bağırasına hareket ettim. Cumhuriyet Savcısı ulaştı. Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yanı sıra Söke İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan ekipler geldiler. O akşam tabii ki aldığımız bilgilere baktığımızda annesi taziyedeymiş. Komşu ziyaretindeymiş. Ve oğlan kardeşi, erkek kardeşi evde, yan odada o oturuyor. Kızımız da kendi odasında bilgisayarla oynuyor ve zaman zaman da yan odadaki erkek kardeşiyle görüşüyor. Ancak anne eve döndüğünde o arada mutfağa giriyor. İşte üzerini çıkarıyor. Aradan geçen bir 15-20 dakikalık o bölümde, birinde, o zaman diliminde ne olduysa oluyor. Kızımız banyoya gidiyor ve aldığımız istihbaratta bilgide ve aile, anneyle erkek kardeşi odaları ararken tabii ki ses alamıyorlar. Banyoya baktıklarında korkunç tabloyla karşı karşıya kalıyorlar. Anında 112 çağrı merkezini arıyorlar. Sağlık ekipleri ulaşıyor ancak her şeyin çok geç olduğunu görüyorlar. Tabii ki ondan sonra tahkikat sahası başladı. Şimdi ben dün sabah tekrar Bağrısı'na hareket ettim. Bağrısı Jandarma Karakol Komutanım'la görüştüm. 11 yaşında. Nedir o? Ne yatabilir altında? İntihara sürükleyen sebep ne olabilir diyerekten hemen şuna açıklık getirmek istiyorum. Evet, son zamanlarda Diyarbakır'da, İstanbul'da yaşanan hadiseler hepimizi gerdi. Ya bundan 2 ay önce Söke'de bir maganda kurşunuyla Dera Bebek yaşamını yitirmişti. Söke'de çok büyük üzüntü yaşadık. 11 yaşındaki kızımızın önceki gece intihar etmesi, dedi ki jandarma komutanı, bütün evde dokümanları aldık. İncelemek üzere, bilgisayarı odasındaki, cep telefonunu, görüntülerde var zaten, görevlendirilen, özel görevlendiren. Ve bugün tekrar ben Bağrısı'na gittim. Arkadaşlar bana ulaştı, sizi canlı yayına almak istiyoruz diyerekten. Ben son bilgileri vermek üzere, aktarmak üzere izleyicilerinizi Bağrısı'na gittim, aileyle görüştüm. Aile tabii ki haliyle çok üzüntülü, şaşkın, şok içerisinde, hala şok içerisindeler. Ve bir üzüntüyle daha karşılaştım. Kızımız 11 yaşında, ancak geri sayıma başlamış heyecanla 10 gün sonra doğum gününü kutlayacakmış. Dedi ki baba, 10 gün sonra hepimiz aynı heyecanı yaşıyorduk. Bizimle arasında hiçbir problem yoktu. Okuluyla arasında hiçbir problem yoktu. Dün okuldan müdürü, öğretmenleri, yine öğrenci arkadaşları geldi. Hiçbir problem yoktu. Hepimiz şaşkınız, hepimiz şokuz, şoktayız. Ve ben tabii ki bilgi kirliliğinin ortadan kalkması noktasında biraz sonra kendim de yayın kuruluşumda bunu paylaşacağım. Öncelikle sizlerle paylaşıyorum. Lütfen ama lütfen bilgi kirliliğinin, bu sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için. Çünkü yorumlar yapılıyor. 11 yaşındaki bir kız çocuğu sonuçta. İntihara sürükleyen neden neydi? Yani bu 11 yaşındaki kız çocuğu intiharı nereden bilecek? Ölümü nereden bilecek ki? İple kendisini asıyor. O nedenle kafalarda soru işaretleri var. Ve işte bu soru işaretlerine cevap verecek nedir? Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapordur. Yine jandarmanın elde ettiği bilgisayar, incelemek üzere telefon.
3 ayla 6 ay arasında bu incelemeler tamamlanıp kesin ve hemen şunu da eklemek istiyorum. Edindiğim bilgi jandarma komutanlığından 3 nolu sokak, ailenin oturduğu 3 nolu sokak, 3 nolu sokağı gören, çevreyi gören, caddelerdeki, sokaktaki, bütün evlerde, iş yerlerindeki kapalı devre MOBESE kayıtları alındı. Onlar da incelemeye, yani dışarıdan bir etki var mı, yok mu, nedir? Kafalardaki bütün soru işaretlerini tabii ki aydınlatmak zorundalar. Evet, evet. O nedenle de titizlikle çalışıyorlar. İncelemeler titiz şekilde devam ediyor. Sonuçta 11 yaşında bir kız çocuğu. O nedenle sosyal medyadaki işte internet oyunlarından etkilenmiş, o nedenle intihara sürüklenmiş olabilir gibisine kafalarda soru işaretleri var ve bunlar sosyal medyada yorumlara yansıyor. Aile de tabii ki üzüntü içerisinde bu yorumlar karşısında. Hepimiz şaşkınız diyorlar, şok içerisindeler. O nedenle ben diyorum ki özetle bekleyelim görelim. Bekleyelim, yani bilgisayarda, telefonda her şey. Son yazışmamı yaptı, kiminle görüştü, o cep telefonundan kayıtlar çıkacak. Bilgi kirliliğini de böylece önüne geçmiş olur. Yılmaz Bey, tabii ki. Evet, teşekkür ederim. Peki hiç aileye hani bu çocuk ipi nereden bulmuş? Ya da gerçi söylediniz hani son zamanlarda da hal ve hareketlerinde de sanırım bir problem yokmuş. Hiçbir problem yok. Dedi ki baba, geri sayım yapıyordu. İşte 12 günüm kaldı, 11 günüm kaldı. O intihar ettiği gün 10 günü kalmış. Doğum günü hepimizi seferber etti dedi. Yani doğum günü arkadaşlarımı çağıracağım, edeceğim, duyacağım. Böylesine bir hazırlık içerisinde. Şaşkınız. Tabii ki yani, şimdi bu kadar hayat dolu olan bir çocuk doğum gününe geri sayım geri sayıma başlayan ve hayaller kuran bir çocuğun bir gecede kendini asması ya da ne bileyim işte intihar etti gibi ya da işte oyunlardan oldu, internetten oldu denmesi, evet belki bilemeyiz neler olduğunu, işte bu intihar mı cinayet mi, o da tam belli değil, hani olması şimdi, çok enteresan. Şimdi iki kişinin bildiği bir konu sır değildir. Evet. Fakat bir kişinin içerisinde sakladığı bazı birikimler, yaşantıları, çevresinden yine aile içerisindeki yaşadıkları özel anlar kendisine sırdır. Dışarıya bunu yansıtmadıysa, yani o nedenle bu sırrı sır perdesini aralayacak merci, adli tıp kurumundan gelecek. Ve yine cep telefonu bilgisayardan elde edilecek. Bu dokümanlar olacak. O nedenle sabırla bekleyeceğiz. Yani bu süreçte sanırım dediğiniz gibi 3 ve 6 ay arasında. Takip edeceğiz. Tabii ki takip edeceğiz yine de. Takip edeceğiz. Biz sürecin hızlandırılması noktasında neler yapılıyor diyerekten. Ama ben bugün Bağrasına gittiğimdeki sebep o bilgi kirliliğinin önüne geçme. Bu topluma mal olmuş bir konu artık. Çünkü Pera Bebek 9 aylıktı, 11 aylıktı, kızımız 12. yaş gününü kutlayacaktı. Bu yaştaki çocuklar aileden çıkar, böyle hadiselerde topluma mal olur. O nedenle konunun üzerine hassasiyetle gitmek gerekir. Aynen öyle. Bir de şimdi arkadaşları da birkaç yorumda bulunmuşlar. İstanbul'daki işte bu kadın cinayetlerinin ardından çok üzüldüğünü ifade etmiş. Şimdi tabii ki benim elimde o kayıt var. Benim elimde o kayıt var. Sadece iki arkadaşıyla bu yönde görüşme yaptığım için ben belgeli çalışıyorum. Çünkü Yılmaz Ölmez nereden aldım bunu diye bana soruyla gelebilirler. Ben belgeyle gitmem gerekir. Fakat bunları yayınlamadım elimde. İşte okulda çok üzüldüğünü, bu İstanbul'da yaşanan iki kızın öldürülüp daha sonra bu öldüren kişinin de intihar etmesi bu olayında. Ama tabii ki aileye bunu da ben sordum. Dedim ki okul ortamında böylesine yok, biz öylesine bir düşünce içerisinde değiliz dediler. Yani öyle eve yansıtmadı. Bize sormadı çünkü televizyon dahi izlemiyor dediler. Fakat ben internet ortamında takip etmiş olabilir mi diyerekten sordum. Yok, bize yansıttığı o yönde hiçbir karamsarlığı yoktur dedi. Anladım. Yani çok enteresan. Umarım hani en kısa zamanda daha büyük bir üzücü olay çıkmaz tabii ki altından. Evet. Artık çağımızda iyice insanlığı sorgulamak zorunda kalırız. Nereye gidiyoruz diyerekten. Peki siz yani 35 yıllık bir gazetecisiniz.
birçok olay görmüşsünüzdür. Yine sizin de deneyimlerinize dayanarak siz bu konuyu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben gerçekten şunu söyleyeyim. Yani ben de tabii ki bir sınırım var. Hı hı. Benim o sınırım nedir? Belge sınırı. Yani varsayımlar üzerine gidersek kafamızda bir sürü soru işareti bizim de var. Hı hı. Ancak bunları koyarsak biz ortaya, bizim söylediğimiz, kurduğumuz her cümle çok ciddiye alınıyor, biliyor musunuz? Bakın, geçtiğimiz günlerde merhum valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun geçen yıl mezar taşının altına bir mektup koyan hukuk fakültesi öğrencisinin Türkiye'ye ziyarete geleceğini haber yaptım. İşte neydi o mektuptaki tır cümleler diyerekten anında terörle mücadeleden arandım. Yılmaz Bey, nedir bu mektup diyerekten. Hı hı. Bizim kurduğumuz her cümle toplum tarafından ciddiyete alınır. Evet. Bizler öylesine izleyicimize ve okurlarımıza saygı duyan kurumlarız ki yani kafamızdaki soru işaretlerini ortaya koyarsak, işte şundan şundan bundan olmuş dersek toplumu maalesef biz de yanlış yönlendiririz. Hı hı. Bekleyelim. Teşekkür ederim. Üzüntümüz yüksek. Allah rahmet eylesin ailesine, rahmet sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umarım başka çocuklar ölmez. Yani bu kadar hayat dolu olan bir çocuğun hani bir intihar, işte yani çok acı. Çocuklarımıza psikiyatrist gibi davranmamız gerekiyor. Bunu zaten okullarda söylüyorlar. Biz de aile içerisinde çocuklarımızla konuşmamız gerekir. Onların sorularını dinlememiz gerekir. Bilmiyorum yani, aile olarak da her aile evladını sorgulamak zorunda. İşte uyuşturucuyla ilgili biliyorsunuz konferanslar veriliyor. Lütfen çocuklarınızı kontrol edin, kollarını kontrol edin diyerekten yani narkotik ekipleri, bunları takip etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum Yılmaz Bey, aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun yayına katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, gazeteci Yılmaz Ölmez'den son gelişmeleri, son bilgileri aldık. Kendisi işte geçen gece Söke'nin Bağrası Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili bize de son gelişmeleri aktardı. Bugün ailesiyle görüşmüş. Yani kızın, bizim anladığımız kızın, hayat dolu bir çocuk. Doğum gününe de son 10 gün kala, yani doğum gününe son 10 gün kala hayatını kaybediyor. Yani bununla ilgili toplumun, yani bizim de bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili de psikolog Hazal Huntürk Yıldırım da bizle birlikte olacak birazdan telefon bağlantısıyla. Genel olarak bu işte çocuklarımızı nasıl korumalıyız, neler yapmalıyız, bununla ilgili genel bilgileri de kendisinden dinleyeceğiz.